Cenk Seyfi sunumuyla Bağımsız Yolcu programı başlıyor. Değerli Rumeli TV izleyicileri, bizler Rumeli TV Bulgaristan ekibi ve Bağımsız Yolcu program ekibi olarak sizlerle birlikte güzel memleketimizi, Bulgaristan'ımızı gezmeye, tanıtmaya, burada yaşayan Türklerimizin kültürlerini, örf adetlerini ve geleneklerini sizler için Rumeli TV ekranlarından tanıtmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bizler Bulgaristan'ın her yerine ulaşarak, orada yaşayan insanlarımıza mikrofonu uzatarak hallerini, hatırlarını, selamlarını, dertlerini ve tasalarını Rumeli TV ekranlarından az da olsa memleket hasretini gidermeye, burada yaşayan Türk soydaşlarımızla Rumeli TV aracılığıyla sizlere tanıtmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Tabii ki de bizler Bağımsız Yolcu ekibi olarak bunların dahi olmasını istiyoruz. Gün gittikçe dahi programlar yapmak istiyoruz. Bu da tabii ki de davet de oluyor. Buraya çağırmak da oluyor. Bugün nereye çağrıldık sevgili izleyenler? Bugün her yıl yapılan Sarkaloyan, Bulgarca ismiyle Sarkaloyan, Türkçe ismiyle Tordak, Razgat iline bağlı bir ilçemiz burası. Her sene burada bir panayır ve güreşler yapılıyor arkamızda gördüğünüz gibi. Burada çok güzel bir kalabalık oluyor. Buluşma oluyor. Burada bir buluşma noktası oluyor sevgili izleyenler. Burada birlik ve beraberliğin gerçekten de simgesi oluyor sevgili izleyenler. Bizler de Bağımsız Yolcu ekibi olarak elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce bu etkinliği sizlere aktarmaya çalışacağız. Burada yaşayan torbacılardan mikrofon uzatacağız. Ne yap olsun, ne doğrusu diyeceğiz. Ve tabii ki de ondan sonra burada bulunan insanlarımızla tatlı sohbetler ederek Türkiye'ye, yani sizlere, ekran başında bize izleyen izleyicilerime selam göndereceğiz. Tabii ki de buraya gelemeyenler bizim programımız aracılığıyla da bu etkinliği ekranlarımızdan seyretmiş olacağız. Yayında yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum sevgili izleyenler. Az sonra Sarkaloyan Belediye Başkanımız Davut Bey'le sizlerle buluşturacağız. Buraya gelen Ahmet Kumali ve tabii ki de Türkiye'den ve Bulgaristan'ın farklı yerlerinden gelen insanlarımızla sizlerle buluşturacağız. Sevgili izleyenler, buraya gerçekten de çok farklı bölgelerden güreşçi geldi. Buraya bir mücadele etmek, bir mücadele vermek için geldiler. Ve zaten altımızda gördüğünüz gibi süper bir kalabalık var sevgili izleyenler. Ne temenni edebiliriz? Bu kalabalıkların, bu organizasyonların devamını dileyebiliriz. Tabii ki de Sarkaloyan'da her sene bunlar yapılıyor. Daha da güzel olmasını, daha da kalabalık olmasını, daha neşe ve birlik beraberlik duyguları içerisinde olmasını temenni ediyoruz. Laf uzamasın diyorum ben, çünkü artık Sarkaloyan'da bulunan insanlarımızla sizlerle buluşturmak istiyorum. Buraya gelen ve burasını ziyaret eden, ziyaret edemeyen Rumeli TV'den bizleri izleyen izleyicilerimize de bu etkinliği aktarmak istiyorum. Kamerada Beyzat Süleyman, Beyzat Agacım, sana da selamlar diyoruz. Sunumda ben Cenk Seyfi.
bizlerle birlikte Rumeli TV'de bu güzel etkinlikleri tanıtmaya, Bulgaristan Türklerini sizlerle beraber buluşturmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bizlerden sakın ayrılmayın çünkü bu programda çok şeyler var. Ne diyoruz? Meydana gelin. Bu ne iş sevda, din sürünürük, aşk uğruna illeti öldürük. Takmış karanfili sarı saçlarına, benziyor ki sürmeli ceylana. Takmış karanfili sarı saçlarına, benziyor genişi sürmeli ceylana. Kırtarak gülük çalvarını sürük, Balkanların gülü yavrum seni yedi göçmen kızı. Kırtarak gülük çalvarını sürük, Balkanların gülü yavrum seni yedi göçmen kızı. Bu ne iş sevda, evet sevgili izleyenler, Rumeli Televizyon ekranlarında dediğimiz gibi bugün sizlerle birlikte Torlak etkinliklerinde, panayırında ve güreşlerinde sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Programımızı açtık ve sizlere Torlak'tan, yani bu etkinlikten birkaç tane detay ve görüntü verdikten sonra şu anda Torlak Belediye Başkanımız, Serkalayan Belediye Başkanımız Davut Aloğlu var. Kendisi bu bölgenin gelişimi için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Sadece Serkalayan değil, biliyorsunuz Ezerçi de var, farklı köyler de var. Onlarda da gereken çalışmalar yapılıyor. Artık ben ikinci sene geliyorum Davut Başkanımızın davetiyle. İkinci sene artık bu yerleşleri Rumeli TV'den aktarıyoruz ve bu etkinliklerde burada insanlarla röportaj yapıyoruz. Şimdi de yine ikinci senede tekrar birlikteyiz. Ben teşekkür ediyorum Davut abi bu güreşlere bizleri de davet ettiğiniz için. Neler söyleyeceksiniz, artık kaçıncı yıl oluyor bu güreşler? Geleneksel olarak bu güreşler, bu etkinlikler bu yıl 17. defa düzenlendi. Ayrıca ben burada bütün Rumeli TV ailesine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizin sayenizde burada bu etkinlikleri tüm Türkiye ve Avrupa'ya tanıtma imkanımız, fırsatımız elimize geçmiş bulunuyor. Geleneksel olduğu gibi Ağustos'un son cumartesi, pazarı son haftasında Torlak Belediyesi'nde, Torlak'ta çeşitli etkinliklerle bu halkımızı bir araya davet edip topluyoruz. Evet, bu aynı zamanda bir araya gelip görüşme imkanı da olmuş oluyor. Evet, Davut Başkanım, artık birkaç kez şahit oluyoruz. Deliorman güreş bölgesi, hatta arkamızda da güreşler oluyor. Sadece tabii sizin bölgeniz değil, tüm Deliorman çapında güreşler yapılıyor. Siz artık bir simbol haline geldi. Yani Deliorman bir güreş bölgesi olarak simbol haline geldi. Sarkalayan'da neler yapılıyor peki güreşler için? Bildiğimiz gibi iki tane güreş grubumuz var. Benim bildiğim buradaki Sarkalayan'daki ve Ezerçe'deki neler yapılıyor, nerelere katılıyor bu güreşçilerimiz ve tabii ki de onların gelişimi, daha iyi antrenmanları için neler yapılacak? Sarkalayan Belediyesi'nde, Torlak Belediyesi'nde ağırlıklı olarak güreş yaygın olan spor. Hatta tek yapılan spor diyebilirim. En çok ilgi gören. En çok ilgi gören tabii. Bu güreşler de gençlerimizi de güreşe çekmek için güzel bir vesile olmuş oluyor. Genellikle güreş kulüplerinin ağırlığı çocuklarımıza yönelik. Çocukları spora ve tabi güreşe, güreşle tanıştırıp onların daha doğru gelişmesi ve daha iyi terbiye olabilmesi için çabalarımız var. Bu sebeple, bu gerekçeyi de öne sürerek şu anda Torlak'ta yeni bir spor salonu yapılıyor. 400 kişi kapasiteli. Tabi bunun birinci aşaması bitti, yapıldı. Şimdi gündemde ikinci aşaması ve bitmiş olsun.
Bunu başarabildiğimizde bu spor kompleksi de yaptığımızda inşa edildiğinde her türlü etkinlikler, spor etkinlikleri düzenleyebileceğiz. Artı Bulgaristan çapında milli turnuvalar, milli musabakalar bile ev sahipliği yapabilme fırsatımız elimize geçmiş olacak. Evet. Hedefimiz, amacımız da bu zaten. Evet, spor bölgesindesiniz. Zaten sizin de söylediklerinizden bunu anlayabiliyoruz. Peki başkanım, buradan Tarkalıyan'dan veya sizin bölgenizden Tarkalıyan'a bağlı köylerden çıkan güreşçilerimiz var mı, ünlü? Ünlü tabii ki var. Bizim her yıl çocuklarda veya yıldızlarda çeşitli yaş gruplarında adeta gelenek haline gelmiş bir durum. Her yıl Bulgaristan şampiyonlarından madalyamız mecbur var. Bu yıl 3 madalyamız var. Bir ikincilik, bir üçüncülük. Bu da bizim için gurur verici. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Sadece şunu da belirtmek istiyorum. Bir ikinci, bir de bir iki de üçüncülük dediğimiz zaman bu Bulgaristan genelinde, tabii burada spor okullarında öğrencileri katılmış bulunuyor. Büyük şehirlerinde, anılmış kulüplerinde arasında böyle başarı elde etmek az da olsa bizim için çok ve önemli. Siz bir küçük belediyesiniz. Zaten bunu da belediye meclis başkanım söyledi. Küçük belediye olmanıza rağmen spor spor kategorisinde ilerleme yapmışsınız. Güreşte de eminim ki bu ilerlemeler devam edecek. Ben şunu sormak istiyorum. Güreşten hariç burada bir buluşma oluyor. Tarkalıyanlılar sadece değil, diğer köylerden de, hatta Razgat'ın diğer illerinden de gelen misafirler oluyor. Bu buluşma devam edecek mi sayın başkanım? Ve tabii ki de bu buluşma sizler için, Tarkalıyan ekibi için neler ifade ediyor? Konuşmamın başında da söylediğim gibi bu gelenek haline artık gelenek olmuş zaten. Bu temennimiz de belediye yönetimi olarak bu geleneğin tabii ki devam etmesi ve elimizde bulunduğu imkanlarla bunun yaygınlaşması ve daha güzel, daha büyük, daha çok etkinlikler de yapabilmemiz. Vakit zaman gösterecek bunu. Bu geleneği temennimiz devam ettirebilmek. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan Davut Başkanım, kimlere selam ve teşekkür edeceğiz? Burada emeği geçenlere ben teşekkür etmek istiyorum. Yani bu güreşlerin organizasyonunda gerek burada belediye meclis üyelerimize, gerek belediyede çalışanlara ve tabii ki de burada emek veren herkese teşekkür etmek gerekiyor. Ancak sizlerin de son sözleri izleyicilerimize neler olmalı? Dediğimiz gibi artık ikinci sene bu güreşler ve etkinlikler aktarılıyor Rumeli TV ekranlarında. Neler söylemek istersin son olarak Rumeli TV izleyicileri? Ben bir kez daha Rumeli TV ailesine teşekkür etmek istiyorum. Tabii burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm belediye çalışanlarına, tüm sponsorlarımıza sizin sayenizde bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii sizin sayenizde burada bizimle çeşitli nedenler dolayı burada şu an olamayanlara da sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Sizin sayenizde az da olsa buradaki bu havayı en az görmüş, hissetmiş olacaklar. Gelemeyenler de görme fırsatı ellerine geçmiş olacak. Ve buraya bu gelen tüm arkadaşlarımıza, tüm halka da bir kez daha bizi sayıp da buraya geldiler. Bu güzel etkinlik onların sayesinde bir gelenek, bir etkinlik oluyor. Onlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet, onlar olmasa Davut Başkanım, onlar olmasa bu etkinlik de olmaz. Çok doğru dediniz. Ben teşekkür etmek istiyorum Davut Alioğlu Başkanımıza. Kendisi Tarkalıyan için çalışmalar yapmaya devam edeceğinden eminim. Zaten bu bölgelerin gelişimi tamamen bütünlükle olur, birleşmeyle olur. O yüzden de halkımıza da bir mesaj verelim. Yani birlik olalım, beraber olalım, daha güçlü olalım diyoruz. Bu etkinliklerde de buluşalım. Çünkü bu etkinliklerde buluştuğumuz zaman köprülerimiz genişliyor. Daha da güçleniyoruz. Daha da birbirimize yakın oluyoruz. O yüzden bu etkinliklerin devam etmesini diliyoruz. Sadece burada değil, tüm Bulgaristan çapında Bulgaristan Türklerimizin birliği ve beraberliği açısından bu etkinlikler çok önemli diyoruz. Bir daha ben teşekkür ediyorum Davut Başkanım bu davetiniz için. İnşallah Tarkalıyan'ın gelişmesini diliyorum. İnşallah herkese sağlık.
başarı dileğiyle veda ediyoruz. Seni de yine burada bekliyoruz efendim. Daha önce gittim, çekimini yaptım. Belilom, yani Duranköy. Evet. Duranköy'den buradan iki tane çok değerli abim var. Sağ tarafımda Şükrü Özgü var, kendisi bir saz sanatçısı, bir ses sanatçısı demek istiyorum. Yanında da zaten eşi, yengemiz. İlk önce ben yengeme uzatacağım mikrofonu. Bayanlara her zaman öncelik tanımak önce gerekiyor. Ablacığım, ilk önce sizler de hoş geldiniz buraya. Sağ kalın. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Biz de seni tanıyalım demiştik. Hadi hoş geldiniz Tarkal Oyan'a. Ben de kendim Tarkal Oyanlıyım. Ciddi misin? Ciddiyim. Sen bana söylemiş miydin geçen? Evet, söylemiştim. Evet. Abla şimdi kendi memleketindesin. Yani taş yerinde ağırdır değil mi? Evet. Şimdi burada havan da var Şükrü. Evet. Ablacığım, neler düşünüyorsun bu etkinlik için? Her sene yapılan bir şey, biz ikinci defa geliyor zaten. Ay, her sene yapılıyor. Her sene katılmaya çalışıyoruz. Ama yakından ama uzaktan katılmaya çalışıyoruz. Ne zaman geldiniz? Biz bayağı oldu geleli, bir ay oldu. Şimdi daha kalacaksınız herhalde buralarda. Bu yakında buralardayız daha. Burada takılacağınız da. Ablacığım, neler söyleyeceksin bize, izleyicilerimize, kimlere selam gönderdin? Kimlere selam söyleyeyim? Baştan İzmit'te oğullarım,
gelinlerim, torunlarım, onlara çok selam söylüyorum. Akrabalarım, oradaki komşularıma, herkese çok selam söylüyorum. Sonra Belilom'da bütün akrabalarımıza, Duranköy, Sarkaloyan'da, Torlak'ta bütün akrabalarıma selam söylüyorum. Herkese selam. Herkese selam diyorum. Teşekkür ediyoruz ablacığım. İnşallah her sene bu etkinlik olur da ben de sizi burada görürüm en azından. İnşallah. Şükür Agacığım, şimdi ben sana biraz daha fazla uzattırmak istiyorum röportajı. Evet. Çünkü yani ben tanıtmayacağım seni. Sen kendini tanıt. Şükür Özgür kimdir? Şükür Özgür. Güzel bir soru. Ben Duranköy, Belilom doğumluyum. 89 senesinde Türkiye'ye göç ettik. Şu an İzmit neydi? Uzun Çiftlik. Yeni adı Kartepe oldu. Orada ikamet ediyoruz. Burada Belilom'da evimiz var. Yurdumuz var tabii. Aralıklarla gelip gidiyoruz. Yani öyle bir tabii en öncelikli sazım biliyorsun. Onsuz katiyen olamaz. Hep devam mı? Aynen. Sevgin abilerle toplaşmak. Aynen çok. Ya zevkli oluyor böyle, yani ne bileyim, güzel işler bunlar. Keşke her vakit böyle olsa. Evet. Agacığım, bu Sarkaloyan etkinlikleri için neler düşünüyorsun? Bunlar her sene yapılan etkinlikler. Aynen, Sarkaloyan etkinlikleri çok güzel. Biz 4-5 senedir emekli olduk. Emekli olduktan sonra daha sıkça katılıyoruz diye. Evvel çalışırken den gelmezdi. Uymazdı yani, nasıl izinler falan filan, ama şimdi her sene katılmaya çalışıyoruz. Daha fazla olsa ve her yerde yapılsa, her köyde yapılsa, keşke öyle olsa. Keşke. İnşallah ne diyoruz, buradan da bir mesaj vermiş olduk. Köy muhtarlarına, belediye başkanlarına, fırsatı olan herkese böyle etkinlikler yapılmalı. Çünkü insanlar burada buluşuyor. 20 senedir görmediği dostları, 20 senedir görmediği arkadaşlar bu etkinlikler. Az önce karşılaştık. 27 sene geçmiş biz göç edeli. Kasap Ali diye arkadaşımız, sağ olsun var olsun, onunla görüştük. Yalova'da oturuyor kendi. Yani öbür başka bir nasıl görüşme imkanımız yoktu yani. Evet sevgili izleyenler, bizler Rumeli TV ekranlarında Bağımsız Yolcu programında dediğimiz gibi bugün sizlerle birlikte Sarkaloyan etkinliklerinde sizlerle birlikteyiz. Bizler bütün Bulgaristan'ı gezerek
Türk soydaşlarımızla buluşarak ve en önemlisi de Rumeli TV ekranlarından onların burada bu buluşmalarını ve panayırlarını aktarmaya devam ediyoruz. Dediğimiz gibi Bulgaristan'ın her yerinde sizlerle birlikte programlar yaparak o güzel insanlarımızı Rumeli TV ekranlarından buluşturuyoruz. Şimdi benim burada bir agacım var. Programın başında söylediğim gibi geçen sene de gelmiştim bu güreşlere ve bu sene yine davet edildik. Davut Alioğlu tarafından, Tarkalıoğlu Belediye Başkanımız tarafından. İlk önce agacım hayırlı işler demek istiyorum. Sağ olun, istiyorum. Teşekkürler. Nasılsın agacım? İyi, sağ olun. Nasıl bıraktınız geçen sene? Nasıl bıraktık öyle? Aynen, devam. Farklıydın bu sefer, aşağıdaydın geçen. Biraz geç kaldık. Tezgah ayarına. Biraz daha göbeğe çekildik böyle. Burası iyi. Agacım neler söylemek istersin? Bugün yapılacak olan bu panayır için. Bu her sene yapılan bir şey. Sarkalıyan'da yapılan bir şey. Bunun gerçekten de yapılması kolay olmuyor. Organizasyon olsun, burada insanların toplanması olsun. Emek harcanıyor. Sizce Bulgaristan'da bu küçük esnaf denilen iş yerlerimizin hali ne olacak? Vallahi çok zor bir soru sordunuz şimdi şu anda. Ben 14 senedir şirket çalıştırıyorum, yani ufak esnaf olarak. İstanbul'dan, Türkiye'den geçiniyoruz gene. Orası da olmasa buradaki esnafın işi perişan. Evet. Perişanız. Durum çok zor yok. Şükür edelim halimize, gene iyiyiz yani. İyiyiz ufak esnaf olarak. Türkiye'de kimlere selam göndereceksin? Tabii ki de çok önemli bir misyonu üstleniyorum Eli TV. Buradaki Türklerle tüm dünyada bulunan Türklerin ortak sesi oluyor. Önce Türkiye Cumhuriyeti'ni Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin. Onu söylemek istiyorum. Askerlerimizi hem peki. Sonra Rumeli TV'ye büyük teşekkürler. En azından bizim sesimizi duyurabiliyor her tarafa. Bulgaristan'da olsun, değişik yerlerde olsun. Çünkü biz gitgide unutuluyoruz burada. Bir Türk olarak. Vallahi anneme, babama, kardeşime, avcılarda, bütün avcılar esnafına, pazarcılara. Siz tanıyan herkese. Evet, avcılar. Özellikle avcılar esnafına, pazarcılara. 8 sene pazarcılık yaptım orada. Hepsine saygılar, sevgiler. Bütün evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne. Özellikle Rumeli TV'ye. Teşekkür ediyorum hocam. İşlerinde bereketler diliyorum. Allah. İnşallah Allah bereketini artar işin. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Ne diyeyim? Teşekkür. Ki Razgat'ın bir ilçesi bu Tarkalıyan. Razgat'ın gerçekten de güzel ilçelerinden, gelişme açık ilçelerinden ve şu anda ilçemizi biraz daha tanıtımını ve burada yapılan şeyleri anlatmak üzere yanımızda burada belediye başkanımız, belediye meclisi başkanımız var. Kendisini bizlere tanıtacak ve buradaki çalışmaları söyleyecek. İlk önce merhabalar diyoruz. Sizleri tanıyabilirim. Merhaba. İsmim Günay Uzun Ali. Yerli meclis belediye başkanıyım. Daha ondan önce yardımcı mutardım, belediye başkanı yardımcısı. Daha ondan önce özel kalemdim belediyede. 12 yıl oldu belediyede çalışıyorum. 12 yıldır evet, Tarkalıyan Belediyesi'nde. Evet. 12 yıl dediniz. 12 yıl bence sizin için yeterlidir. Tarkalıyan'ı daha iyi tanıması için. Tarkalıyan'da neler gerekiyor peki burada? Neler yapılması gerekiyor sizce? Halkın neden ihtiyacı var burada? Halkın önce bizim kanalizasyon projemiz var. Onu bütünlemesi gerekiyor. Yollarımız köy içinde, onları altyapı onları yapmamız gerekiyor. Başlattığımız bir spor binası var, evet. Onu bütünlememiz gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi şu
sahada ona da bir projemiz var. Onu da yapmamız, bütünlememiz gerekiyor. Böyle bir durum da var. Sizin bölgeniz pek genç olmayan bir bölge. Yani emeklilerin daha çok olduğu bir bölge. Bu tabii ki de biliniyor. Yurt dışında çok gurbetçiniz var. Evet. Bir mesaj verelim onlara. Gurbetçilerimiz gayet çok. Son seneler hepten de çoğalıyor. Bu işsizlikten dolayı oluyor. Onlara tavsiyemiz şu: orada kazandıklarıyla gelsinler bizim Tarkalıyan'a yatırım yapsınlar ve iş yeri sağlasınlar. Evet, amenna, böyle bir gerçek var. Yani orada kazandıkları paraları buraya gelip evlerini tamir ediyorlar. Hatta evet, bazen evet, aileleri bile buradan, yani evet, gitmemiş onlar da. İşte onlara para gönderiyorlar. Hatta böyle bir bilgi vardı ki, yani gurbetçilerin gönderdiği para senede yaklaşık bir 54 milyona yaklaşıyormuş. 54 milyon yani gurbetçilerimizden sadece devlete banka yoluyla giriyormuş. Evet. Bu da gösteriyor ki ne kadar çok gurbetçimiz var. Eminim ki Sarkolan'da da çok gurbetçi var. Evet, çok gurbetçimiz var. Tarkalıyan'da sadece bir yaklaşık 1000 kişi yurt dışında çalışıyor. Eziyatçı'da da tabii ki Eziyatçı köyümüzde, orada da 800 kişi kadar yurt dışında çalışıyor. Ama ikisi de, yani Tarkalıyan'da, Eziyatçı'da çok güzel gelişen şu anda yerler. Evet, evet. İkisi de gelişime açık yerler. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Bu etkinlik sizin için ne ifade ediyor? Her yıl yapıyorsunuz. Ben buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Davutoğlu Başkanı'nı yine davet etti. Bu etkinliği biz de Türkiye'lilere, ekran başında bizi izleyenlere de aktarma fırsatı buluyoruz. Bu etkinlik size ne ifade ediyor? Siz de bir Sarkalıyanlısınız. Ben Sarkalıyanlıyım, evet. Burada doğma büyüme. Bu etkinlik sizin için neler ifade ediyor? Sizce bu birlik ve beraberlik nasıl devam etmeli? Bu birlik beraberlik devam etmeli. Şimdi şu ana kadar kaç yıldır oldu? Bizim 90. seneden beri Hak ve Özgürlük Partisi yerde, her zaman Hak ve Özgürlük Partisi'nden belediye başkanımız seçilmiştir. İnşallah şu andan sonra da beraberimizi koruruz ve gelişmeye devam eder. Teşekkür ediyoruz. Türkiye ekimlere selam olacak ve ekran başında bizleri izleyen Rumeli TV izleyicilerine. Türkiye'ye, tüm Tarkalıyan ve Eziyatçı soydaşlarımıza çok çok gönül dolusu selamlar söylüyorum. Aleyküm selam. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Tarkalıyan Torlak Belediye'mizin gelişimine inşallah aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Evet. Evet değerli izleyenler, bu Rumeli TV ekranlarında sizlerle birlikte Tarkalıyan'dayız ve burada bu paneli sizler için ekranlarımızdan aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Şu anda yanımızda buradan Rusçuklu bir agamız var. Evet. Tarkalıyanlı mısın abi sen? Yoksa... Ben Tarkalıyan değil de buraya yakınız yani, Rusçuk Sancağı'ndan. Evet. Sanabilir miyiz agacım? Bursa'da oturuyorum. Gürüklü'de. Göçmen konutlarında. Hüseyin Süleymanoğlu. Evet. Her sene geliyor musun bu etkinliğe? Her sene değiver. Gelmeye çalışıyoruz yani, katılmaya. Evet. Ne zaman gittiniz Türkiye'ye? 89'da evet. Evet. Kimlerin var aga Türkiye'de? Kimler var orada şimdi? Ailede? Çoğu akrabam orada yani. Teyzelerim, amcalarım, dayılarım. Yani çoğu akrabam orada yani. Evet, burada da var da. Yarısı. Az kaldı yani. Şunu sormak istiyorum ben sana. Bursa'da yaşıyormuşsun. Bursa'da evet. Nerede yaşıyorsun sana? Gürüklük göçmen konutlarında. Bizim çok, dedim sana, bizim çok Kırcalı var orada. Orada zaten meşhur Gürüklük'e gidersen kendini Bulgaristan'da hissediyorsun. Evet. Benim arkadaşlarım var. Ustralar, Muhammed'e, İsmail'e, hepsine selam söylüyorum buradan. Aleykümselam. Aga, bu gençler için neler düşünüyorsun? Bunlar her sene yapılan. İyi bir şey bak. O, yani nasıl bakıyorum, bizim Türklerden hepsi güreşçiler. Evet. O bizi biraz gururlandırıyor. Evet. Sana her yerinde yapılmıyor böyle şey. Çok az bölgelerde yapılıyor. Hele gene güreş. Evet değerli izleyenler, Rumeli TV ekranlarında artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerliyoruz. Dediğimiz gibi bugün sizler için bu etkinliği aktarıyoruz. Güneş de fazla sıcak değil, ancak güneş de bunaltıyor insanı biraz. Sıcak olunca biliyorsun zaten insan terliyor. Ve şimdi geldik burada bizim için önemli olan, bu organizasyona katkısı olan kişilerden bir tanesine. Ahmet Kumali, Yalova'dan kendisi, Ezerçe göçmeni, Tunalım Adenya sahibi. Aynı zamanda bu etkinin büyük bir katkı, sponsoru ve katkısı olan bir kişi. Ahmet abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, sağ olasın. Evet, siz zaten tanıttınız beni. Ben Ahmet Kumali.
Yalova'da yaşıyorum. 89 göçmeniyim. İşte Ersen'e Ezerçi'de ve Tarkolayan Torlak'ta yapılan güreşlere elimizden geldiği kadar katkı yapmaya çalışıyoruz. Bugün de geldik buralara, katkı sağladık. Abi sen güzel. Ezerçelisin dedin. Ben Ezerçeliyim ama tabii şimdi belediye olarak Torlak Tarkolayan Belediyesi buraya da katkı yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Belediye başkanımız da zaten Ezerçeli kendisi. Herkes Ezerçeli zaten. Torlak diyoruz ama Ezerçi. Tabii. Ezerçeli şimdi, nasıl Ezerçeli? Evet. Buradan kimlere selam gidecek? Kimlere selam göndereceğim Tarkalı'ndan? Kimlere? Ben Yalova'da Yalova Güç Birliği Derneği Başkanı İlami Başkan'a buradan selam gönderiyorum. Başkan Yardımcısı Orbay Tuna'ya. O da yağlı güreş ağlığı yapıyor orada köylerde. Ona selam gönderiyorum. İşte bütün dernek yöneticilerimize, arkadaşlara, bizi tanıyan herkese çok selam olsun. Selam olsun Ahmet abi. Teşekkür ediyoruz sana da. Biz de teşekkür ederiz. Bu güzel röportajımız için inşallah sen de bu güreşlere katkını yitirmezsin. Zaten bu insanlar olmasa bu güreşler olmaz. Bizler Rumeli TV ekranlarında sizlerle birlikte bugün dediğimiz gibi Razgat ilinde Torlak ilçesi Bulgarca ismiyle tabeladan gördüğünüz üzere Tarkalıoyan'dan programımızı bitiriyoruz sevgili izleyenler. Bugün çok güzel bir gün geçirdik Tarkalıoyan'da sizlerle birlikte. Burada bulunan insanlarımızla röportajlar yaptık ve buranın havasını buradan sıcak selamlar ilettik sizlere. Ve tabii ki de buranın insanlarıyla güzel röportajlar yaparak biraz da memleket hasretini biraz daha yitirmeye çalıştık, biraz daha bitirmeye çalıştık sevgili izleyenler. Ben efendim lafımın programın sonuna doğru gelirken siz çok değerli Rumeli TV izleyicilerine teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel programı bizle paylaştığınız için, bizlerle olduğunuz için sevgili izleyenler. Ben buradan ilk önce tüm siz Tarkalıoyan halkımıza, gelen misafirlerimize, Tarkalıoyan Belediye Başkanımız Davut Alioğlu'na, ekibine, belediye çalışanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, etkinlikte yukarıda, panayırda, güreşlerde katılım sağlayan herkese ve emeği geçen herkese ben çok teşekkür etmek istiyorum sevgili izleyenler. Bugün bizlerle birlikte gerçekten olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben ikinci defa geliyorum. Geçen sene de bu etkinliği Rumeli TV ekranlarından yansıtmanın mutluluğunu yaşadım. Bu sene de tekrar yine bu etkinliği yaşattım ve ekranlardan göstermiş olduk sevgili izleyenler. Kamerada Beyza Süleyman abime teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle beraber olduğu için ve gerçekten de bugün çok güzel bir çekim günü yaşadık sevgili izleyenler. Ben her programımdan zevk alıyorum. Sizlerle buluştuğum her programımdan zevk alıyorum sevgili izleyenler. Çünkü bizim için memleket çok önemli. Bizim memleketimizin her yeri bizim için cennettir. Ve şöyle bir slogan yaptık biz Bulgaristan programımız için, Bavulsuz Yolcu programımız için. Bulgaristan Türklerinin ve Bulgaristan göçmenlerinin ekranı olmaktan gurur duyuyoruz diye bir slogan yaptık sevgili izleyenler. Ve bu sloganla yolumuza çıktık ve devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ben gerçekten de bugün çok tatlı bir yorgunlukla ayrılıyorum buradan. Memleketime doğru yola çıkacağım, Kırcalı'ya doğru. Ama bunun sevinci gerçekten de çok büyük sevgili izleyenler. Ben buradan küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Programımızı izleyen herkese çok teşekkür ediyorum.
Bağımsız yolcudan sakın ayrılmayın. Bizleri köylerinize, etkinliklerinize, il ve ilçelerinize, etkinliklerinize, panayırlarınıza ve her türlü organizasyonlarınıza davet edebilirsiniz sevgili izleyenler. Şu anda ekran altında geçen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeği geçen herkese. Bana bu fırsatı verdiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla hoş kalın. Üzer Tarkalıyan'dan ayrılıyoruz. Ancak programlarımıza, çekimlerimize hız vermeden devam ediyoruz. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bizlerden sakın ayrılmayın. Hoşça kalın. Acının tatlıyla buluştuğu Kırcaali'de tek adres. Cix Çiğ Köfte. Exarch Yosif Sokağı, Kino Orfey Arkası. Evlere teslim ve sipariş için 0887 287 910. Acının tatlıyla buluştuğu Kırcaali'de tek adres. Cix Çiğ Köfte. Cix Çiğ Köfte.